Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda canlı yayın konuğumuz Unico Sigorta CEO'su Cenk Tabakoğlu. Önce açılışta çok kısa bir bilgi vereyim. Hani haftalardır programımızı takip edenler bilirler. Ağırlıklı trafik sigortasındaki soruna ve kaosa yer veriyorduk. Bugün trafik sigortası konuşmayacağız. Konuşacağız ama çok fazla konuşmayacağız diyelim ama son bir gelişmeyi sizlerle, izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Efendim Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek artık trafik sigortasındaki bu kaosu, bu sorunu bitirecek yasal düzenlemeyi yaptıklarını, hazırladıklarını bildirdiler. Bu müjdeli bir haber. Detayları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Evet, Unico Sigorta CEO'su, Genel Müdürü CEO'su Cenk Tabakoğlu bizlerle dedik. Bugün biraz sigorta sektörü konuşacağız ama sigorta sektöründeki ürünleri konuşacağız Sayın Tabakoğlu'yla. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi varsa sorularınız ve yorumlarınızı alalım. Aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden ve benim de Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk. Şimdi trafik konuşmayalım. Çok konuştuk. Peki. Şimdi siz genç şirketin genç yöneticisiniz. Genç şirket doğru bir kelime mi? Hem evet doğru aslında. Çok eski bir şirket ama yeni ismiyle genç diyebiliriz. Yeni ismiyle doğru. Genç evet. Bir şirketsin, evet. Genç bir yöneticisiniz ve bildiğim kadarıyla asıl bankacı, finansçı kökenlisiniz değil mi? Bankacısınız evet. Yani. Evet doğru. Şimdi dolayısıyla mesela benim bir gözlemim var sigorta pazarına yönelik. Aslında bir eleştirim var. Yıllardır hani ilgilendiğim için söylüyorum hep aynı ürünleri duyarız işte. Trafik, kasko, konut, işte iş yeri falan bla bla diye gider bu böyle. Hiç böyle kişiye özgü, değişik yani görmedim, duymadım. Hep aynı 5-6 tane branşı konuşuyoruz. Yani trafikte bile şimdi fiyat artışı konuşuyoruz ve aynı trafik sigortasını konuşuyoruz. Bir yerde hata mı var? Yani neden bizim toplum mu kabul etmiyor? Sizler mi bu konularda biraz tutucusunuz? Nedir? Biraz oradan başlayalım. Tabii. Şimdi muhtemelen bu problemse işte problemin birkaç boyutu var. Tabii ki şirketlerin de yapması gereken, üzerine düşen çok fazla şey var. Şimdi araştırmalara baktığımızda Türkiye'de tabii sigorta penetrasyonu Avrupa'ya kıyasla, hatta yani şimdi isim vermeyelim, bazı Afrika ülkelerine bile kıyasla daha düşük durumda. Hı hı. Bu problemin birkaç tarafı var. Şimdi müşterinin belki belli konularda bilinçli olmaması, ki burada yine belki sıkıntı sigorta şirketlerinden kaynaklanıyor. Demek ki iletişimde istediğimiz şekilde müşterileri ne ürünleri ne de bu ürünlerin yaratacağı çözümleri, onların hayatını nasıl iyi anlamda geliştirebileceğini anlatamamışız. Biraz kadercilik var bizim toplumda ve belki müşteri tarafında olan bir durum, tüketici tarafında. Tabii bir de sigorta şirketleriyle nihai tüketicinin iletişimsizlik sorunu var. Yani sigortacılıkta en nihayetinde genelde işimizin %90'ı, %95'i aracılarla devam ediyor. Acenteler, brokerlar. Bu normal, doğal bir durum. Yani yurt dışında da böyle ama bir şekilde belli ki müşterinin talebiyle bu talebin şirkete ulaşması noktasında sıkıntılar var sektörde. Bir an önce sektörün müşteriyle iletişime geçip onların ihtiyaçlarını anlamaları lazım. Peki var mı ürünler? Yani vitrinde duruyor mu? Şimdi bir kısmı var vitrinde duruyor. Müşteri belki tüketici farkında değil. Bir kısmı vitrinde durmuyor aslında ve geliştirilmesi gerekiyor. Yani sektörde baktığımızda ürün inovasyonu anlamında da yapılacak çok şey var. Bunu kabul etmek lazım. Mesela sizin bir alacak sigortası var. Evet, mesela alacak sigortası konusu bu.
ciddi anlamda özellikle bu işin ticaretini yapan, elektronik ticareti yapan firmalar tarafından müşterinin de hayatını kolaylaştırmak ve bazı ürünlerin ulaşabilirliğini sağlamak açısından çok önemli bir ürün. Ki Türkiye'de boşluk olan alacak bir alan. Alacak sigortası ne demek? Alacak sigortası şu demek, şirketler, diyelim siz bir elektronik şirketiniz var, cep telefonu satmak istiyorsunuz tüketiciye. Şimdi cep telefonları, akıllı telefonların maliyetleri belli. Yani 2000-2500 liralar, hatta 3000 liraya giden cep telefonları var. Şimdi bunu eskiden tabii kredi kartlarında rahatlıkla, kolaylıkla taksit yapılabiliyorken 9-10 taksit. Evet, bunlara ulaşım daha kolaydı. Bugün baktığımızda cep telefonunda tek taksitle almanız gerekiyor. Şimdi bu herkes tabii buna ulaşamıyor. Ama tüketicinin de bir talebi var ve almak istiyor, bu telefona ihtiyacı var. Ne yaptı elektronik firmaları? En nihayetinde kendileri taksitlendirme yöntemine gittiler müşterilere. Dolayısıyla firma müşteriye bu telefonu taksitle satabiliyorken de alacaklarını da bir şekilde daha güvenli bir şekilde sigorta şirketlerine devredebilir hale geldi. Dolayısıyla biz elektronik şirketin alacaklarını üzerimize alarak, riskini müşterinin de alarak bunu sigortalıyoruz. Elektronik şirket de bu vasıtayla daha rahat ve hızlı bir şekilde müşteriye taksitle cihaz satabilmiş oluyor. Yani ben elektronik şirketinden aldım cep telefonunu, evet, ödeyemedim. O zaman yani parasını ödeyemedim. Bir nedenden dolayı ödeyemedim. O zaman siz o benim borcumu... Evet, alacaklar bizim üzerimize geçmiş oluyor. Ödüyorsunuz şirkete. Evet, sonra şirket bu risklerini bize devretmiş beni oluyor. Beni ne yapıyorsunuz? Ben ne oluyorum yani? Ben ödemeyince rahat mı ediyorum? Sigorta yok, var. Yok tabii, tamam, ki rahat etmiyorsunuz. Hayır tabii, madem sigortalı... Evet. Tamam, sigorta şirketi ödemiş, artık benden kimse bu parayı almaz şey mı gibi diyor. Düşünün, banka kredisi gibi düşünün. En nihayetinde bugün banka kredisiyle de taksitle bir şeyler alabilirsiniz. En nihayetinde yani ödemeniz gerekiyor. Hani size ödeyemezsiniz, başka o sıkıntılar oluyor tabii. Yani. Evet, bize geçmiş oluyor dolayısıyla bu risk. Yani bu böyle bir ürün. Hayatımızı kolaylaştırabilecek ve inovatif bir ürün. Çünkü sektörde, hatta dünyada da çok fazla örneği olmayan bir ürün baktığımızda. Avrupa'da da var mı böyle inovatif ürünler? Yoksa hani biz Avrupa'da da ya da Amerika'da da aynı şekilde tabii kasko, konut, iş yeri diye mi gider? Yoksa hani kişilerin ihtiyacına göre değişen ürünleri sigorta şirketleri sunar mı? Tabii şimdi klasik konvansiyonel ürünler aynı bizdeki gibi gidiyor. Bunlar var. Tamam. Ama ne oluyor? Orada bazı şirketler yine inovatif ürünlerle, şimdi konvansiyonel bir üründe de inovasyon yapabilirsiniz siz. Yani kasko ya da trafik ürününü ele alalım. Bugün kasko ürününde... Ben çok emin değilim. Bugün sattığımız geniş kapsamlı kaskonun herkesin talep ettiği ürün olduğundan çok emin değilim. Neden bu ürün satılıyor? Çünkü pazardaki o. Kolaylıkla mukayese edilebiliyor şirketler arasında. Böylece fiyat rekabetini de tetikliyor. Fiyat rekabetinden dolayı ürün inovasyonu da olmuyor. En nihayetinde müşteri de belki olası bir çözümden mahrum kalmış oluyor. Ya bu şey gibi Cenk Bey, değil mi? Ya ben şimdi kasko sigortası yaptıracağım. Gidiyorum acentaya ya da bir... Herhangi bir yere kasko sigortası diyorum. Burada var zaten, paketi çıkarıyor. Tabii, koyuyor. Yani kardeşim. 6 tane ya da 7 evet, tane şirketin yani aynı, birebir aynı ama ürünü bana çıkartılıp. Uyuyor, önemli değil. Evet, o zaman fiyata bakıyorsunuz. Fiyata, hangisi fiyat sonuçta fiyata bakıyorsunuz. Ama belki de sizin hayatınızı çözecek ürün o değil. Bir sürü örnek sağlayabiliriz buna. Yani kasko özelinde konuşalım. Örneğin kaskoda ben 3 ay bir yere tatile gittim. Arabamı da kapalı garaja bıraktım. Ne olabilir? Yanabilir o garaj, evet, arabam gidebilir ya da işte hırsızlık olabilir. Ama birisinin gelip o arabaya çarpması ya da benim gidip bir yere çarpma olasılığım bayağı düşük. Tabii. Dolayısıyla niye o zaman biz bu kaskonun full tutarını tüketici olarak o dönem için? Mesela buna yönelik bir inovasyon yapılabilir sektörde. Sektörde bir tembellik var yani hazırlığı. Yani. Ama ben şeye dikkat ediyorum, evet, son zamanlarda mesela bu tamamlayıcı sağlık bu konuda önemli bir gelişme. Evet, yani mesela sağlıktan çıktılar biraz, evet, daha tamamlayıcı. Mesela o önemli bir ürün. Neden? Sağlık sigortası tamam çok güzel bir ürün ama maliyetli bir ürün. Bakıyorsunuz yıllardır da sağlık sigortası Türkiye'de büyümüyor. Evet. Yani kişi adedi hemen hemen pahalı, sabit. Pahalı. Pahalı. Şimdi tamamlayıcı sağlık bence burada hakikaten bütün oyunu değiştirecek bir ürün. Oradan örnekle gidersek. Ne yapıyor? Siz SGK'nın üzerine anlaşmalı kurumlarda farkını ödüyor. Örneğin tamamlayıcı ameliyat diye bizim de çalıştığımız bir ürün var. Bu üründe ayda neredeyse 25-30 liraya siz çok rahatlıkla Allah korusun başınıza ameliyatlık bir şey geldi. Özel hastanede ameliyatınız olup farkı da ödemiyorsunuz. Ki yani bahsettiğimiz rakam
Ayda işte 20-30 liralar. Tabii. Burada yıllık 300-400 lira bir paraya geliyor. En fazla. Hatta yaşınıza göre belki bu aşağı bile gelebilir. Yani benim verdiğim fiyat örneği daha çok üst yaş grubunda. Normalde hani sigortaya ulaşımın daha düşük olduğu bir alanda. Dolayısıyla bu gibi ürünler aslında hem penetrasyonu arttıracak hem halkın sigortaya bakışını da değiştirecek diye biz düşünüyoruz. Yani burada konvansiyonel ürünlerde de inovasyonda çok önemli yapılacak şey var. Bir başka belki inovasyonun geleceği ve gelmek zorunda olduğu alan sigortanın dijitalleşmesi. Ya onu soracağım. Yani artık her şeyi internet üzerinden yapabiliyoruz. Ya bakıyorum işte bankalar bile yani hani güvenlik müvenlik bir kenara ya da hani kişinin güvenliği de bir kenara, sağlam olup olmadığı da bir kenara, işte cep telefonu mesaj at 10 lira 15 lira kredi cebinde falan diyor. Bisayla Türkiye'de sigortayı internetten alamıyoruz. Yani bu bir kesim var zaten sırf internetten alışveriş yapıyor. Ya bu biraz garabet değil mi Allah aşkınıza? Yani tabii bunun birkaç sebebi var. Şimdi herhalde program yetmez bunları konuşmaya ama en nihayetinde derin konu. Evet, bir şekilde özellikle belli segmentlerin, belli yaş gruplarının sizin de söylediğiniz gibi her şeyi cep telefonu ya da mobil üzerinden yapmak istediği aşikar. Şimdi burada tabii kritik olan durum şu. Sigortacılık genelde müşterilerin tercihi sigortayı, kaskosunu, trafik ya da diğer sigortalarını acentelerden alma yönünde. Bu normal. Zaten bizim de desteklediğimiz bir şey. Ama bir şekilde acentelerin de sigorta şirketleriyle beraber artık dijital dünyaya doğru geçmesi gerekiyor. Çünkü en nihayetinde bu müşteri talebi. Yani bir şekilde bu bir talep bir şekilde doldurulacak. Acentelerinde, sigorta şirketlerinde birlikte el ele çağa ayak uydurup dijital dünyaya doğru gitmesi gerekiyor. Şimdi yurt dışındaki örneklere baktığınızda işte bu karşılaştırma sitelerinin, online broker dediğimiz özellikle aracıların ciddi anlamda pazar payı almaya başladığını görüyoruz. Türkiye'de hem acenteler hem şirketler bu transformasyonu yapamazsa bu sefer başka aracılar birileri ve gelecek, yapacak bu işi yani boşluğu sonunda Dolduracaktır. Dolayısıyla bizim hani orada el birliğiyle acentelerle beraber iyi bir çalışma yapıp oraya doğru gitmemiz lazım. Mesela bu yani konu gelip trafiğe dayanıyor ama sonuçta yani ciddi bir sigortalı kesimden bahsediyoruz. En evet. Yoğun evet. Tüketiciyle bulaştığınız alan galiba zaten evet. Sigortası. Doğru. Yani şimdi mesela bu hani işliyoruz konuları, konuşuyoruz, ediyoruz falan da birisinin yazdığı hiç aklı şeydi. Yayın öncesi de konuştuk sizle. Diyor ki 60 yaşında bir adamcağız işte bir yerde oturuyor. Yani İstanbul dışında bir tane arabası var, eski model. Ama diyor yani şeyi algıladım. Eski model, yeni model, çarpınca mark, teminat. Orada bir sorunum yok diyor. Ama ben diyor haftada bir gün diyor bizim burada diyor bir pazar olur diyor. Hanım da o pazara gider geliriz diyor. Ondan sonra başka da arabayı çıkarmam, zaten ihtiyaç yok diyor. Geçtiğimiz senelerde 150-200 lira, 250 lira emekliyim zaten diyor. Sonra bu sene bir fiyat çıkardı 600 lira diyor, yani mümkün değil diyor. Şimdi burada da o trafik sigortası da çok tartışılmış o konuda bile yapılamaz mı bir şey Cenk Bey? Yani haftada bir aracını çıkarıyor çıkarmıyor adamcağız. Yani yapılabilir. Benim biraz önce verdiğim kask örneğine benzer bir örnek aslında söylediğiniz. Dolayısıyla bizim sektör olarak da biraz daha iyi sürücü, kötü sürücü ya da riski az olan sürücüyü yüksek olandan ayırmak için bazı çalışmalarda alacağımız yollar olduğu aşikar. Bu yolları alabildiğimizde eminim yine bu bahsettiğiniz beyefendiye yönelik de bir farklı bir ürün bugünkü standart. Çünkü yani belli ki kullanım düşük. Şimdi yurt dışında bir trendde kullanıma göre tabii sigorta ödemek. Belki bu trendleri takip ederek geliştirmiş ürünlerle orada bir çözüm bu soruna getirilebilir. Tabii pardon, mesela sorular var. Mesela bir tane şeyi soruyor. Zorunlu olan sigortalarda ürünü çeşitlendirme imkanları var mı sigortacılara? Aslında var. Öyle midir tabii, yani? Yani var. Şimdi bu söylediğim gibi belli inovasyonlar. Yani dediğim gibi aslında inovasyon tamamen sıfırdan yeni bir ürün geliştirmek değil. Olan, var olan ürünleri de her boyutuyla bir elden geçirmek lazım. Kanunların tabii ki el verdiği ölçüde belli alanlarda işte söylediğimiz yani kasko sigortası gibi trafikte de neden o zaman kullanıma dayalı bir ücretlendirilmiş zorunlu trafik olmasın? Bunun önünde duran bir benim bildiğim kanun yok. Belki siz daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla sırf burada bile bir açılım yapılabilir. Yani sizin verdiğiniz örnekte demek ki zorunlu sigortalarda da belli alanlarda bu açılımlar yapılabilir. İnternetten trafik sigortası alınabiliyor mu? Alınabiliyor. Evet. Yani onu yaptırabilir. Çünkü şöyle yazmış izleyicimiz. Diyor ki
Fiyatı internetten öğrenebiliyoruz. Aracın modelini falan girince. Peki satın almayı internetten yapabiliyor muyuz diyor. Yapabiliyorsun. Yani şimdi her şirket için tabii onu söyleyeyim ama yapabiliyorsunuz. Evet. Ha, bütün şirketler için geçerli değil herhalde. Geçerli olmayabilir. Şimdi her şirketin kendine göre bir stratejisi var dağıtım kanalında da. Dolayısıyla. Peki mesela neyi gözlemlediniz? Türkiye'de eksik olarak siz yabancı bir şirketin yöneticisini siyorsunuz. Evet. Türkiye'de eksik olan ne var sigorta adına? Yani şimdi sigorta adına eksik olan şu sigorta eksiktir demek aslında güç. Çünkü sigorta şirketleri de çok gelişmiş. Türkiye'de gelişmiş bir pazar ve herkesin de aslında ürün gamı hemen hemen tamam. Burada eksik olan bir iki tane konu var. Bir tanesi müşteriye şirketin erişimi. Yani müşteriye şirket duyamıyor, dinleyemiyor. Niye? Yani burada bir kopukluk var. Sizin müşteriniz. Evet. Ama en nihayette biliyorsunuz hem kanunen hem işleyiş olarak aslında acenteler müşteri ilişkisini sağlıyor. Her zaman acenteye gelen geri bildirim şirkete ulaşmayabiliyor. Yani şirketlerin direkt nihai müşteriyle iletişiminde bazı sıkıntılar var. Ki bence sektörün hani inovasyon anlamında ya da gelişme, yeni ürünler anlamında da tıkanmasının da sigorta penetrasyonunda belki düşük olmasının sebeplerinden bir tanesi budur. İkincisi bilinç, yani bizlerin de burada çok büyük belki alması gereken yol var sigorta şirketleri olarak. Halkı bilinçlendirme noktasında çok gerideyiz. Yani dışarı diğer ülkelere baktığımızda. İşte bir DASK sigortası yaptığımızda onun bile neyi aslında koruduğundan çok emin olmayabiliyoruz. Hani DASK yaptığımızda konut sigortası yaptırmaya gerek yok diye düşünebiliyoruz. Zaten kaskoyla trafiği de aynı şekilde değil mi? Ağzımdan aldınız, aynı şeyi söyleyecektim. Yani trafik sigortasıyla kaskon arasındaki farkı da belki tam anlatamamış noktadayız. Müşteri aldığı ürünün tam neyi kapsadığını biz anlatamamışız belli noktalarda da. Yani böyle aslında temel problem biraz bu iletişimsizlik gibi duruyor ama o iletişimsizlik, yani küçümsemeyelim, gerçekten büyük sonuçlara sonunda sebep olmuş. Biraz yavaş yavaş bunu aşmak lazım diye biz düşünüyoruz. Şimdi Ender Bey güzel bir soru sormuş. Bu sizin alacak sigortasıyla ilgili. Elektronik eşyaya alacak borcunu siz üstleniyorsunuz anladık da diyor. Elektronik eşyayı sigortalamıyorsunuz. Sorun ne diyor sigortada diyor. Evet, mesela biz de biliriz gazeteciler mesela bu fotoğraf makinelerini, kameralarını çok kolay sigortalamazlar ve primleri de çok yüksektir. Yıllardır biz hep bu konuda bir sıkıntı vardır. Yani bizim arkadaşlar söylerler. Yani mesela cep telefonu sigortalandığını söylüyorsunuz ama öyle şartlar var ki sigorta ödemiyor sonunda diyor. Şimdi mesela bizde elektronik sigorta, elektronik, yani işte bu cep kullandığımız elektronik tabii, yani tabii ki makineler falan değil. Cep telefonu, bilgisayar. Elektronik cihaz sigortası. Yani. Onlar var mı? Tabii var. Yani bunun şimdi izleyicimizin yaşadığı kötü tecrübe ya da ama negatif şeyi bilemiyorum. Çok çok var yani bu tür şeylerde. Doğrudur. Doğrudur. Yani biz şu anda elektronik cihaz sigortası yapmıyoruz kendimiz ama yavaş yavaş girmek istediğimiz de bir alan. Zaten işte elektronik firmalarıyla bu iş ortaklığını yaptığımız noktada bir sonraki talep hem müşteriden hem firmalardan genellikle cihaz sigortası olarak geliyor. Bizim hani orada belli çalışmalarımız var. Belli sıkıntıların olduğunu ben de biliyorum belli sigortalarda. Ama bunları hani aşılır diye düşünüyorum. Riskli olduğu için mi daha çok? Yani şimdi sizinki özel bir durum. Gazetecilik, gazetecilik hep, mesleğinin ama, kendi barındırdığı riskler açısından. Hep bunu duyarız. Yani şimdi bir şey sigorta, sizinki özel derler hemen. Hep bir özel vardır yani. Tamam. Onu saymayalım. Onu saymayalım ama hani halkımızın kullandığı elektronik cihazlarla ilgili sigorta yapılabiliyor. Yani bizim de bu alanda bir geliştirmemiz var ürün. Evet, belli ürünlerin tam cevap vermediğini biz de farkındayız ihtiyaçlara. Ama şimdi tabii örneğin genellememek de lazım. Burada iyi kullanımı yüksek ve müşterinin memnun olduğu sigortalar olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla orada da evet bazı ürün geliştirmeleri olacaktır. Şimdi kullanımdan Aytaç söylüyor, diyor ki suistimale açık olmaz mı diyor bu tür diyor cihaz sigortaları, telefonu beğenmedi kırar diyor ama herhalde onun bir takım önlemleri vardır. Tabii ki olabilir ama bunların tabii belli önlemleri ve belli sonuçta çözümleri var. Peki son 2-3 dakikamız ama mesela bir izleyicimiz iyi kötü sürücü ayrımı neye göre yapılıyor veya yapılıyor mu diye soruyor. Size soruyor. Evet. Yani yapılıyor mu? Aslında yapılıyor. Yani bugün bildiğimiz bütün verilerle tabii gittikçe veri daha da kullanılabilir hale geldiğinde daha da iyi yapabiliriz. Ama bugün de aslında fiyatlama yapılırken tabii ki iyi ve kötü süreci ayırmaya çalışıyor. Ama tabii aracı evet. Yapılıyor.